Şili'nin başkenti ve en büyük şehri olan Santiago'da ortalama sıcaklık verilerine baktığımızda görüyoruz ki 7 Ocak yılın en sıcak günüymüş. Duruma şaşırmayın, Şili güney yarım kürede yani bizde mevsim kışken onlar da yaz. Şili'de 7 Ocak günü için en yüksek ortalama sıcaklık 29 derece Celsius'muş. Yılın en soğuk gününde ise ortalama en düşük sıcaklık 14 derece Celsius olarak kayıtlara geçmiş. Santiago'daki sıcaklık değişimi bir yıllık bir dönem için tabii ki 365 gün olarak düşüneceğiz. Bizden bu durumu trigonometrik bir fonksiyon kullanarak modellememiz istenmiş. Bununla da kalmamışlar, 7 Ocak'ta Santiago'da yaz mevsimi yaşanıyorsa, ilk bahar geldiğinde sıcaklığın 20 dereceye, 20 derece Celsius'e ulaştığı ilk gün, 7 Ocak'tan kaç gün sonradır diye de sormuşlar. Bu soruyu parça parça çözelim. Önce Santiago'daki sıcaklık değişimini modelleyen bir trigonometrik fonksiyon bulmamız gerekiyor. Yani sıcaklığı günlerin bir fonksiyonu olarak göstereceğiz. Günleri de 7 Ocak'tan geçen gün sayısına göre numaralandıracağız. Mesela 9 Ocak 2 numaralı gün olacak. Evet bu modellemeyi yaptıktan sonra da sorunun ikinci kısmına geçip ilkbaharda sıcaklığın 20 derece Celsius'a ulaştığı ilk günün 7 Ocak'tan kaç gün sonra olduğu sorusuna cevap arayabiliriz. Buraya kadar her şey tamam. Aslına bakarsanız, bir grafik çizersek, soruda bizden neden trigonometrik bir fonksiyon kullanmamızı istediklerini daha iyi anlayacaksınız. Mevsimsel değişiklikler döngüseldir, öyle değil mi? İnişleri ve çıkışları vardır. Ayrıca hangi şehrin sıcaklık ortalamasını gösteren grafiğe bakacak olursanız olun, trigonometrik fonksiyona benzeyen bir fonksiyon görürsünüz. Bu eksende günleri gösterelim. Günün G'sini kullanıyorum. 7 Ocak'tan sonra kaç gün geçtiğini göstereceğiz. Burası 7 Ocak olacak. Dikey eksende de derece. Derece Celsius. Evet, ölçülen ortalama en yüksek sıcaklık 29 derece Celsius. Burası sıfırsa, burası da yılın en serin ya da en soğuk günün ortalama sıcaklığı olan 14 derece Celsius. Sıcaklık bu ikisi arasında değişecek. 7 Ocak yılın en sıcak günü ve o gün ortalama sıcaklık 29 derece Celsius. Yılın en serin ya da en soğuk gününde de sıcaklık 14 derece Celsius. Tekrar ediyorum, ortalama olarak en yüksek ve en düşük sıcaklıklardan bahsediyoruz. Az önce de söylediğim gibi döngüsel bir değişimden bahsettiğimiz için de trigonometrik fonksiyon kullanmak oldukça iyi bir fikir. Burası 7 Ocaksa 365 gün sonra yine 7 Ocak'a geliriz öyle değil mi? Yani 7 Ocak'ta ortalama en yüksek sıcaklık 29 derece ise 365 gün sonra da 29 derece olur. Trigonometrik bir fonksiyon kullandığımız için en düşük sıcaklık tam ortada olmalı. Evet, tam ortada buralarda bir yerde en düşük sıcaklığa ulaşmamız gerekiyor. Şimdi de fonksiyonu çiziyorum. En düşük noktada böyle en yüksek noktalarda da böyle. Bunları birleştirdiğimizde de işte oldu. Trigonometrik fonksiyonun bir periyodunu çizdik. Periyodumuz da 365 gün yani bir yıl. Bu noktadan 365 gün sonra döngünün aynı noktasına varıyoruz. Şimdi de sıra modellemede. Evet bu fonksiyona se g diyelim, s, parantez içinde, g. Ve g'nin bir fonksiyonu olan s için trigonometrik bir ifade bulalım. Biliyorum grafiği gördüğünüz anda bunun kosinüs ya da sinüs eğrilerine benzediğini düşündünüz. Hangisi olduğuna karar verememiş olabilirsiniz ama bu olsun. Aslına bakarsanız ikisini de kullanabiliriz. Ama ben kolay olandan gideceğim. Evet, eğer bunlar açı ölçüleri olsaydı, derece cinsinden ya da radyan cinsinden fark etmez, hangi trigonometrik fonksiyon maksimum noktasından başlar? Kosinüs 0 kaçtır? 1. Öyleyse kosinüs maksimum noktasından başlar diyebiliriz. Sinüs 0 ise 0'dır, onun için gelin kosinüsü kullanalım. Günlerin fonksiyonu olan sıcaklık eşittir. Genlik çarpı kosinüs fonksiyonu. Kosinüs için de değişkeni belirlemem ve tahminen bunu ötelemem gerekecek. Evet, en yüksek derece ile en düşük derecenin orta çizgisine bakalım. Çizecek olursak, buna benzer. Değeri de 29 ile 14'ün ortalaması, yani 29 artı 14, 43, bölü 2, 21,5 21 ,5 derece Celsius eder. Ve bakın, fonksiyonu orta çizginin değeri kadar yukarı ötelemişiz. Neden? Çünkü normal kosinüs fonksiyonunda orta çizgi x ekseni üzerindedir. Ve 21,5'te olması için 21,5 birim yukarı ötelenmesi gerekir. O halde, artı 21,5 yazabilirim bu fonksiyonu ne kadar ötelediğimizi gösteriyor. Şimdi de genliğine, yani orta çizgiden ne kadar uzaklaştığına bakacağız. Burada, orta çizginin 7,5 üzerindeyiz. Artı 7,5. Burada da 7,5 altındayız. Eksi 7,5. O zaman genlik 7,5 olacak. Son olarak, kosinüs fonksiyonunun değişkenine bakalım bir kere gün cinsinden olacak. 365 gün geçince buranın 2 pi olmasını istiyoruz, öyle değil mi? Yani g 365 olduğunda burası 2 pi'ye eşit olmalı. Onun için 2 pi bölü 365 yazabilirim. Formül ezberlemekten hoşlanmadığım için soruları hep her zaman düşünerek, mantık yürüterek çözmeyi tercih ediyorum. Ama siz bunu formül kullanarak, yani burayı 2 pi bölü periyot olarak da düşünebilirsiniz. Evet, isterseniz böyle de çözebilirsiniz ama bakın, 365 gün sonra buradaki ifadenin 2 pi olmasını, yani birim çember etrafında bir tur tamamlamak istiyoruz, öyle değil mi? O zaman buraya 2 pi bölü 365 yazarız. Ve 365 ile çarptığımız zaman 2 π elde ederiz. Şahane, sorunun birinci kısmı tamamlandı. Santiago'daki ortalama sıcaklığı 7 Ocak'tan sonraki günlerin bir fonksiyonu olarak tanımladık. Bir sonraki videoda sorunun ikinci kısmını yanıtlayacağız ama o videodan önce biraz düşünün ve soruyu kendi başınıza bir çözmeyi deneyin. Hatta bir de ipucu vereyim, ilkbaharın ilk günü diyorlar. Buna dikkat edin.